Domates yetiştiriciliğinde sorun olan hastalıklardan birisi de çiçek burnu çürüklüğü. Çiçek burnu çürüklüğü domates de çok yaygın olarak görülen bir hastalık ve ekonomik ticari kayıplara sebep olan bir etmen. Bu daha çok meyve bağlandığı ilk dönemlerde işte arkadaşlar gördüğünüz gibi meyvenin alt kısmında kahverengi öncelikle zar şeklinde bir çürüklük, daha sonra bu siyaha dönüşü. İşte bu bahçede de yoğun olarak görülmüş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hemen yakından bakalım şöyle. Evet, şurada tamamıyla meyveyi sarmış bir çiçek burnu çürüklüğü görüntüsü. Arkadaşlar bunun sebebi toprakta yeterli miktarda kalsiyum elementinin olmaması. Bildiğiniz gibi domates ve diğer sebzeler topraktan besin olarak kalsiyum elementini almak zorunda. İşte bu kalsiyum elementi toprakta eksik olması ilerleyen kısımlarında anlatacağımız üzere bazı sebeplerden dolayı kalsiyumu alamıyor domates bitkisi. Alamadıktan sonra da çiçeklenme döneminden başlamak üzere çiçek tablasının alt kısmında böyle bir çürüklük meydana geliyor. Bu önce meyvenin alt kısmında, işte gördüğünüz gibi arkadaşlar meyvenin alt kısmında zar şeklinde bir karartı meydana geliyor. Bu kahverengileşiyor. Daha sonra ilerleyen durumlarda büyüyerek domatesin tamamını kaplıyor ve siyaha dönüşüyor. Ve böylece domates de verim düşüklüğüne neden oluyor. Meyvenin yenilemez duruma gelmesine sebep oluyor. Bunun sebebinin bitkinin yeterli miktarda kalsiyum elementi ihtiyacını karşılayamadığından bahsetmiştik. Arkadaşlar toprakta bulunan kalsiyum elementi bitkiler tarafından alınarak kullanılıyor. Diğer besin elementleri gibi işte azot gibi, fosfor gibi, yine potasyum gibi bazı bitki besin elementleri var. Kalsiyum da bunlardan bir tanesi arkadaşlar. Toprakta yeterli miktarda olmaması veya toprakta olup da bitkinin alamaması durumunda bu hastalık meydana geliyor. Şeyi de yaptı o geçen sene. Bunun birinci sebebi arkadaşlar toprakta kalsiyum besin elementinin domates tarafından alınamamasının birinci sebebi düzensiz sulama yapılması. Çok sulama, çok sulamadan sonra ara verip toprağı iyice kurutup susuz bırakma gibi etkenlerden dolayı bu domates bitkisi arkadaşlar topraktan kalsiyumu alamaz duruma geliyor. Diğer bir etken de yine fide döneminde özellikle toprağın soğuk olduğu dönemlerde, yani fide dikim sıcaklığına ulaşmadığı anlarda dikilmesinden kaynaklanabiliyor. Yine toprakta tuzluluk oranının yüksek olmasından kaynaklanmak bir sebep olabilir. Ayrıca toprakta bazı elementler fazla olması diğer bir elementin alımını engelleyebilir. Mesela burada da özellikle domateste yeşil aksamı geliştirmek üzere kullanılan azotlu gübrelerden, işte amonyum nitrat ve benzeri gübrelerden dolayı, bu azotlu gübrenin fazlalığından dolayı, azot elementinin fazlalığından dolayı yine bitki kalsiyumu alamıyor, kalsiyum alımı engelleniyor ve bu hastalık meydana geliyor. Bunun çaresi ne arkadaşlar? Yani bu hastalığa karşı alması gereken önlemler ve çareler nelerdir? Arkadaşlar, eğer bu erken dönemde meydana geldiyse, yani meyve tutumundan önce, çünkü yapraklardan da kalsiyum noksanlığı belli oluyor arkadaşlar. Yaprak uçlarında ve sararmalar ve kurumalar oluyor. Kalsiyum noksanlığını bu şekilde de tespit edebiliriz. İşte o zaman toprağa gübre verilerek, kalsiyum sülfat gübresi verilerek bu önlenebilir. Eğer ileriki dönemlerde ise meyve tutumundan sonra ise yine bu yaprak gübresi olarak verilerek bu hastalığa engel olunabilir kısmen. Yani gübre uygulaması birinci çaremiz, birinci uygulamamız. İkincisi de arkadaşlar toprak tuzluluğunu azaltmak, alkaliliği arttırmak. Bu yüzden tarım kireci uygulamak arkadaşlar. Biraz sonra bunların miktarlarını vereceğiz. Ne kadar kalsiyumlu gübre kullanılmalı veya tarım kireci nasıl kullanılmalı, ne kadar kullanılmalı. Birazdan bunları açıklayacağız. Yine fazla azotlu gübreden kaçınılmalı arkadaşlar. Özellikle belirti görüldüğü andan itibaren azotlu gübre hiç kullanılmaması gerekiyor. Fide dikiminde soğuk olan toprağa fide dikilmemeli. Toprağın yeterliliğe ulaşması beklenmelidir. En önemli konulardan biri de yine arkadaşlar toprak nemi dengede tutulmalı.
Az ve sık sık sulanmalı. Yani çok miktarda sulayıp uzun bir süre bekleyip tekrar dengesiz bir sulamaya mahal vermemek adına az az sulanmalı. Toprak nemi muhafaza edilmeli. Bu şekilde kalsiyum alınımı hızlanacak ve bitkide de bu hastalığa karşı kendi korumuş olacak. Yani arkadaşlar bu anlattığımız bütün bu yöntemler bu hastalığa karşı alınacak bütün çarelerin kaynağında kalsiyum alımının sağlanması gerekiyor. Bitki yeterli miktarda kalsiyum aldıktan sonra kesinlikle bu hastalığa karşı dayanıklı olacak ve böyle bir meyve oluşumu olmayacak. Evet.